Evet, şimdiki konuğum, çok değerli partnerim Doktor Özgür Koldaş. Dolgudan bahsedeceğiz onunla. El dolgusu. Evet, ellerimizin üzerine uygulanan tasarım el dolgusu. Evet, evet. Özgür Hocam. Sevgili Besteciğim, biraz yaş almış, belki de kilo kaybetmiş pek çok hanımefendi ve beyefendinin bize zaman zaman sorduğu ve yaşımı gösteriyor maalesef, yüzümün, vücudumun her noktasında bir takım işlemler yapıyoruz ama el üstündeki yaş kaybı görüntüsünü hiçbir zaman düzeltemiyoruz diyenler için bu aslında bu konu. Çünkü evet. Yıllar içerisinde, zaman içerisinde yüzümüzdeki değişiklikleri gidermek için kozmetik ürünlerden tutun da botoks ve dolgu uygulamalarına varıncaya kadar birçok şeyi yüzümüze uyguluyoruz. Ancak sürekli güneş gören, sürekli deterjanların altında, sabunların altında. Şu pandemi döneminde hele pandemi döneminde dezenfektanlarla, antiseptiklerle evet. beraber kuruyan, çatlayan ve sürekli kremlerle ama yüzü besleyen o çok özel nitelikli peptit kremleri değil de sadece nemlendiricilerle yetinmeye çalışan el üstlerimizden bahsediyoruz, el sırtımızdan. Evet, şimdi bu bölgede ne yapılabilir? Evet, bu bölgede dolgu yapılabiliyor. Dolgu ama hangi dolgu? Tasarım dolgusu. Yani bu bölgenin restorasyonunu tasarlayarak bu bölgedeki cildin hemen altında zaten çok az üretilmiş, çok az bir tabaka halinde yaratılmış yağ tabakasını, yağ dolgusunu arttırmak amacıyla kullanılan bir dolgudan bahsediyoruz. Bu bölgede maalesef çok da yoğun dolgular kullanamıyoruz. Çünkü hemen ellerinizin üzerine dokunursanız bu bölgede çok yoğun tendon hareketleri, parmaklarınızı hareket ettiren tendonların hareketleri ve damarsal yapılarınız var. Yani çok yüksek miktarda dolgunlaştırmak buradaki tendonların hareketlerini azaltacaktır. Hareket damarlara bası yapacaktır. Evet, dolayısıyla amacımız kaçacaktır. Dolgun bir el sırtına sahip olabilirsiniz ama hareket ettiremezsiniz. Şaka bir yana, bu bölgeye yapılan tasarım dolgusu diye isimlendirdiğimiz el dolgusu, el üstündeki kullanılan dolgu materyalleri güçlü hyaluronik asit yapısına sahip oluyor olması gerekir. Güçlü molekül yapısına sahip olabilmesi, çok su tutuyor olabilmesi ve cilt altında çok da incecik olmayan bir tabaka halinde oluşuyor olması gerekir. Ki bu sayede cildin altındaki görselleri, tendon görüntüsünü, damar görüntüsünü kaybetsin. Yani, evet. Ve bu görüntü dışarıya genç bir kişinin eli görüntüsünü versin. Evet, cilt için de yapacak şeyler var tabii. Sadece cilt altındaki yağ dokusunu beslemek amacıyla dolgudan bahsetmiyorum. El sırtındaki güneşin maruziyetini, denizin maruziyetini, deterjanların maruziyetini giderebilmek için cildin hemen kendisine gençlik serumlarıyla birlikte kullanılan, içinde peptit bulunan, ışıltı veren mezoterapiler. Nemlendiren. Nemlendiren, işte bunlara tasarım mezoterapileri olarak isimlendiriyoruz. Peki abi, bunları uygularken şimdi nasıl mezoterapilerde iğneler, yani bu canımız yanar mı? Çok acılı mıdır? Hani değil. El olduğu için yüzdüğümüyle acımız yanar mı? Çok küçük bir noktaya bir enjeksiyon yapmak suretiyle anestezi sağlıyoruz ve o noktadan ince esneyebilen metal özelliğe sahip kanüller, ucu künt yapılar ile içeriye giriyoruz. Kişi hissetmiyor bile cildin altında ne olduğunu, hissetmeyecek kadar da dolaşıyor. Evet. Zaten o bölge bir nevi boşalmış bir bölge olduğu için cildin hemen altında doğru noktalara serpiştirilmiş bir dolgu materyali, iç içe küreciklerle girmiş, özel dolgu teknolojisine sahip dolguları yerleştirmiş olduktan sonra yaptığımız şey el üstünü okşarcasına masajlarla boşluklara yerleştirmek. Gerisini dolgu kendisi yapıyor ve boşluk alanlara çok miktarda, tümsek alanlara az miktarda olacak şekilde kendiliğinden yerleşiyor. Zaten el hareketleriyle kısa süre içerisinde sanki gençlik yıllarındaki çizgisiz, pürüzsüz yapıymış gibi bir görünümü alabiliyor. Yaşlanma görüntülerinin belki de en sonucularında gelen, yüzde yapılan, dekoltede yapılan estetik işlemlerinden sonra unutulan el üstündeki görüntüleri giderebilmek amacıyla yaptığımız özel bir uygulamadır. Aynı zamanda da ağrısız ve etkinliği 2 yıla varıncaya kadar güçlü bir yapıya sahip bir görsele sahiptir. Çok teşekkürler. Çok güzel bilgilendiniz. Ben teşekkür ederim. Ama bugünlük de programımızı burada sonlandırdık.
Ama üzülmeyelim, yarın yine aynı saatte burada oluyor olacağız. Evet sevgili seyirciler, Türkiye'nin en çok izlenen sağlık, güzellik, estetik, iyi yaşam referi Çok Yaşa bugünlük burada sona erdi efendim. Yarın yine aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.